Merhaba sevgili çocuklar. Bu sene size fen bilgisi derslerinin video çekimlerinde sizinle birlikte olacağım. İlk ünitemiz yer kabuğu ve dünyamız. Biliyorsunuz biz geçen sene fen bilgisi dersinde bu üniteye bir giriş yapmıştık. Ünitemizin ilk konusu dünyamızın katmanları ve yer kabuğu. Bunu hatırlayacaksınız mutlaka anlattığımız şeylerden diğer öğretmenlerimize ve ben de bu konuyu anlatmıştık. Biliyorsunuz çocuklar, dünyamız katmanlardan oluşuyor. Bu katmanlar içten dışa doğru, dıştan içe doğru hava küre, taş küre, yani yer kabuğu üzerinde yaşadığımız yer, su küre, denizler, göller, akarsular, manto ve çekirdek olmak üzere dünyamızın içine doğru ne yapar? Sıralanır. Biraz sonra ben size bunun şeklinde göstereceğim. Canlıların üzerinde yaşadığı tabaka olan yer kabuğu da kayaçlardan oluşur. Kayaçlar da minerallerden oluşur, madenlerden oluşur. Yer kabuğu dağlık bölgelerde kalın, ovalar ve deniz diplerinde daha incedir. Yani magmaya daha yakındır diyoruz. Yer kabuğundan merkeze doğru indiğinde manto ve çekirdek katmanları bulunur. Hayal edin, bir elmayı düşünün çocuklar. Elmanın ortasında bir şey var, biliyorsunuz. Veya şeftali de diyebiliriz. Şeftalinin ortasında bir çekirdek var. Çekirdeğin içinde de bir tane çekirdekçik var. Onun dışında yediğimiz bölüm var. Bir de en üstünde kabuk var. Bu kabuk üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu anlatabilir. Kısaca bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet çocuklar, görüyorsunuz. Geçen sene şöyle öğrendiklerimizi bir hatırlayın. Gördüğümüz gibi iç çekirdek, dış çekirdek, şeftalinin içindeki çekirdeğin içindeki çekirdek, dış çekirdek, manto, yediğimiz yer ve dış bu kırmızı olan bölümde bizim üzerinde yaşadığımız kayaçlardan oluşan yer kabuğu dediğimiz bölgedir diyoruz. Şimdi diyor ki dağlık bölgelerde yer kabuğu kalın, ovalarda deniz diplerinde yer kabuğu daha incedir. Az önce de söylemiştim. Neden? Çünkü biliyorsunuz denizler, göller yer kabuğunun altına doğru gider. Dağlar yüksektir. Onun için yüksektir. Yani şeftalinin üstündeki başka bir böyle şeyi düşünürseniz orasının daha yüksek. Denizlerin göllerinde daha alçakta olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz diyoruz. Şimdi çocuklar, aynı şekil burada daha devam ediyor. Bunlar az önce söylemiştim, kalındır, incedir. Devam edelim. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların oluşturduğu bölgelere kara adı verilmektedir. Karalar bizim yaşadığımız yerdir, yani topraktır. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Az önce de söyledim. Yani kayalar, dağlar, taşlar, topraklardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesi ile ne yapılır? Oluşur diyoruz. Kayaçları mineraller oluşturur çocuklar. O içindeki sertlik, renk ve bunlar bize kayaçların özelliklerini ne yapabilir? Anlatabilir. Yine burayı da aynı şekilde devam edelim. Çünkü bu bir sayfada çocuklar. Sizin kitabınızda bir sayfada. Evet, dünyamız katmanlardan oluşur demiştik. Şeftali örneğini vermiştik. En iç tabakada çekirdek, en dış tabakada ise yer kabuğu bulunur. Bir de yer kabuğunun üstünde nefes alıp vermemizi sağlayan atmosfer dediğimiz hava tabakası vardır. Bu tabakada yağmur, kar, dolu olayları oluşur ve biz eğer bu tabaka olmasa yaşamımızı sürdüremeyiz. Yani sadece insanlar olarak düşünmeyin, bütün canlılar, yani ne diyelim, insanlar, hayvanlar ve bitkiler eğer bu atmosfer tabakası olmazsa, yani biz buna hava tabakası diyoruz, olmazsa canlılar ne yapamazlarmış çocuklar? Yaşayamazlarmış. Evet, şimdi çocuklar buradaki bilgilere bakacağız.
yeşile, yanlış yazanlı elmaları pembeye boyayalım diyor. Ben şimdi burada boyama şansımız olmadığı için yeşil olanın üstüne Y harfini, pembe olanın üstüne de P harfini yazacağım. Diyor ki kayaçların yapısında bulunan mineraller kayaçlara farklı özellik katar. Evet, yeşil. Kayaçlara sertlik, yumuşaklık, gözenek yapı gibi özellikler katan maddeye yer kabuğu denir. Hayır, denmez. Pembe. Değerli mineraller içeren kayaçlara maden denir. Yeşil. Evet, geçiyorum. Altın, gümüş, bor birer madendir. Daha sonra bunları anlatacağım çocuklar size. Doğru, yani yeşil. Kayaçlar, rüzgar, su, canlılar, sıcaklık farkı gibi etkilerle parçalanarak toprağı oluştururlar. Hani bunu yine size anlatmıştık. Bu da yeşil. Madenler ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir. Madenler çok önemlidir çocuklar. Mesela bir bor madeni ülkemizde çok var. Demir madeni, bunun dışında başka madenler ülkemizde çıkar ve bu madenlerin her türlü sanayide, arabadan tutun, uçaktan tutun, kullandığımız işte telefonlarımız, evde kullandığımız bütün elektronik aletlerin genel yapısında bu madenler vardır. Değişik madenler değişik yerlerde ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır diyoruz ve buna da yeşil diyoruz. Madenleri her yerde rastlamak mümkün değildir. Madenler biliyorsunuz çocuklar minerallerden oluşur ama bu mineralleri bulunduğu ortamlarda çok önemli. Tabii ki bunlar doğal oldukları için bölge bölge dünyada ve ülkemizde yer yer bölge bölge bulunur. Her yerden hadi burayı kazalım, bir altın madeni çıkaralım veya bir gümüş madeni çıkaralım, bunlar da birer maden çocuklar, çıkaralım diyemeyiz. Çünkü nedir? İnsanlar, bilim adamları, bu işle uğraşan kişiler kazılarını yaparlar. Evet, burada bir maden vardır derler. Biliyorsunuz bugünlerde bir doğalgazdan bahsediliyor. İşte denizin içerisinde araştırma yapıldı. Bir doğalgaz çıktı. Ama doğalgaz bir maden türü değildir. Evet, o zaman buna pembe diyoruz çocuklar. Yer kabuğu deniz diplerine ince, dağlık alanlarda daha kalındır. Bunu az önce de size ne yapmıştım? Anlatmıştım. Bu da yeşil diyoruz. Şimdi çocuklar, burada bize verilmiş olan terimler var. Bu terimlerin anlamları karşıda hemen onları ne yapıyorum? Sizinle beraber eşleştireceğim. Dünyamızı çepeçevre saran hava küredir, atmosfer. Az önce anlattığım önemli bir tabakadır. Yer kabuğunu oluşturur. Ne oluşturur yer kabuğunu? Kayaçlar oluşturur. Kayaçların farklı özelliklerde olmasını sağlar. Neler sağlıyordu kayaçların farklı özelliklerini? Mineraller sağlıyordu çocuklar. Değerli kayaçlara maden denir. Az önce de anlattım, madenler önemlidir hayatımızda. Dünyamızın en iç tabakası çekirdektir çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çocuklar, maden ve mineraller nedir? Az önce anlattım size maden ve minerallerin ne olduğunu. Burada diyor ki, maden değerli minerallerde bulunan kayaçlardır diyor. Mineraller ise kayaçlara gözenekli bir yapı, sertlik, renk gibi özellikler katan, kayaçları oluşturan yapılardır. Biliyorsunuz çocuklar, madenler çok çeşitlidir. İşte demir madeni var dedik, altın madeni var dedik. Bunları neden söylüyorum? Bunlar günümüzde çok kullandığımız madenlerdir. Gümüş madeni diyorum. Bunların yapıları farklı olduğu için mineralleri farklıdır. Onun için yapılar farklıdır. İsimleri de böylelikle değişmektedir. Gelelim madenler ve teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır? Az önce de yine size söyledim. Sanayinin her yerinde bu madenleri ne yapmalıyız? Kullanıyoruz. Çünkü nedir? Teknoloji aletlerde, evimizde kullandığımız
aldığınız buzdolabından, çamaşır makinesinden, cep telefonundan, uçaklar, arabalar bu madenlerle yapılır. Onun için çok büyük önemlere sahiptir diyoruz. Madenler ham madde olarak kullanılırlar. Onlar işlendikleri zaman altın madeni olur. Abarttığımız zaman altın direkt bir yerden çıkardığımız gibi kullanılmaz. Ondan yapılır, alınır, işlenir. Yüzük, bilezik, kolye, küpe yapılarak günlük hayatımızda ne yaparız? Bunları kullanabiliriz diyoruz. Aynı şey demir için. Demir madeni de alınır, fabrikalarda işlenir. Fabrikalarda işlendikten sonra çocuklar, özür dilerim boğazım gıcık oldu. Onlarda ne yapılır? Mesela evlerimizin pencerelerinde kullanırız. Ev yaparken temelinde kullanırız. Demek ki demir madeni de günümüzde çok kullanılan madenlerden bir tanesi. Şimdi çocuklar, madeni eşya üretiminde sıkça kullanılmaktadır. Krom, demir, sanayi alanının en temel metalidir diyor. Bakalım hangi alanlarda daha çok kullanıyoruz kromu? Evet, silisyum ve gümüş ayna yapımında sık olarak kullanılır. Granit, karbon, kurşun kalem içindeki uçların yapımında kullanılır çocuklar. Yazı yazarken. Gelelim alçı taşı minerali tebeşir yapımında kullanılır. Bakır, değişik araç ve gereçlerin yapımında ısı ve elektrik iletkeni olarak kullanılır. Artvin, Murgul, Diyarbakır, Elhani'de bolca bulunur. Evet, yer olarak da söylüyor. Demiyor ki İstanbul'da bulunur demiyor. Demek ki madenler her yerden ne yapılamazmış çocuklar? Çıkarılamazmış. Evet, kalkey, kireç taşı, kireç ve çimento yapımında kullanılır. Boraks, bor elementinin elde edildiği bor bileşiklerinden biridir. Ülkemizde çok vardır çocuklar. Belki ayağa kalkmamızı, dünyaya zengin bir ülke olmamızı sağlayacak. İnşallah bunun çıkmasına kimse engel olmaz ve ülkemiz zengin bir ülke haline gelir diyorsun. Dünyadaki boraksın %70'i ülkemizde bulunmaktadır. Mikrop öldürücü dezenfektan olarak sabun ve seramik yapımında kullanılır. Şimdi çamaşırlarımızı yıkarken marketlerden alıyoruz. Ben ismini söylemek istemiyorum. Bor madeniyle elementiyle elde edilmiş çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları var ve insan sağlığı için de çok zararsız. Annelerinizin de bunları kullanmasını öneririm. Ben kendim kullanıyorum. Evet, yine kırma devam edelim çocuklar. Talk minerali bebekler için pudra yapımında kullanılır. Hepiniz küçükken anneleriniz bacaklarınıza, kollarınızın altına sürerek sizin isilik olmanızı veya hasta olmanızı şey yapmıştır. Mika çocuklar, bu da plastiğin değişik bir türüdür. Ateşe dayanıklı, elektriği geçirmez, kolayca kırılmaz. Otomobillerde cam olarak ve elektrikçilikte yalıtkan olarak kullanılır. Sizin mesela şişesi olarak kullandığınız bazı şeyler de mikadır. Serttir, plastik gibi yumuşak değildir bunlar. Gelelim demire. Cıva, termometre, barometre, manometre ve merhem yapımında kullanılır. Termometre biliyorsunuz sıcaklığı ölçer. İçine konur cıva. O sıcaklık yükseldikçe yükselir. Sıcaklık azaldığı zaman azalır. Bunlar da çocuklar merhem yapımında, krem gibi şeyler yapımında ne yapar? Cıva kullanılır diyoruz. Elmas kuyumculukta kullanılır çocuklar. Altın, bilezik gibi şeyler yapılır. İşte onlar üzerindeki taşlardır. Bunlar da değişik alanlarda da kullanılabilmektedir diyoruz. Şimdi çocuklar, testlerimize geçtik. Lütfen bunları yaparken önce kendiniz yapın, sonra zaten biz bunları size online'da da anlatacağız bu şeyleri. Evet. Diyor ki verilen şemada 1 ve 2 ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir. Yer kabuğu, kayaçlar ve mineraller. Cevabına da bir bakalım. Cevap C. Evet, kayaçlar ve mineraller çocuklar. Evet, geçiyoruz ikinci sorumuza. Değerli mineraller içeren kayaçlar buldum diyor. Aşağıdakilerden hangisi madencinin buldukları arasında değildir? Buldukları arasında değildir. Mesela odun parçası değildir. Mermer bir madendir, bor bir madendir, taş kömürü bir madendir. Hepsi bunlar yer altından çıkarılır ama odun parçası kestiğimiz ağaçlardan elde edilir. Cevap D. Geliyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Doğru. Ben şöyle işaretleyeyim. Kayaçların parçalanması ile toprak oluşur. Doğru. Kayaçlar minerallerden meydana gelir. Doğru. Minerallerden değerli olanlara toprak denir. Cevap D. Yanlış. Bakalım. Evet. Geçiyoruz dördüncü soruya. Aslı sayı doğrusu üzerinde sıfır noktasında durmaktadır. Aslı okuduğu cümle doğru ise sağ yönde, yanlış ise sol yönde ilerleyecektir diyor. Evet, yer kabuğu dağların olduğu bölgelerde kalır. Ovalar ve denizler evet sağ tarafa gidecek bir. Evet, canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya hava küre denir. Yanlış. 2. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak demirden oluşur. Yanlış. 3. Etkinliği hatasız tamamlayan Aslı hangi noktaya ulaşır? Eksi. Çocuklar bir şey yaptım. Ben sıfırı kaçırdığım için onu söylemiştim ama cevap eksi 1 olacak diyoruz. Evet. Şimdi kayaçların ufalanmasıyla oluşur. Değerli mineraller içeren kayaçların üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir? Diyor. Cevap C. Evet. Cevap mineral. Pardon çocuklar, yoruldum herhalde. Onun için karıştırmış olabilirim. Mineraller, özür diliyorum bu arada. Evet. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.